Yanımızda bitki uzmanımız İbrahim Gökçek var. Evet İbrahim Bey, Alzheimer hastalığıyla başlayalım programımıza. Evet, Alzheimer maalesef hızla yayılan, çoğalan bir rahatsızlık. Milyonlarca insan bundan muzdarip. Bunun sebebi nedir? Neden böyle bir rahatsızlık ortaya çıkıyor? Beyin damarlarındaki yağlanma, daralma, sertleşme nedeniyle hücreler beslenemiyor. Vücudumuz çok özel bir fosfolipid üretir. Buna PAF denir. Trombosit aktivasyon faktörü. Fosfolipid oranı arttığı zaman trombozitler birbirine yapışarak pıhtı oluşturur. Bu da damarlarda önce yağlanma, daralma, dokularda yağlanma, daralma, sertleşme oluşur. Eğer önlenemezse beyin kanamasına, kalp krizine, birçok rahatsızlığa sebep olabilir. Bu PAF tedavi edilmezse birçok hastalığa, katlama rahatsızlarına, beyin kanamasına, Alzheimer vesaire sebep olabilir. Çözüm nedir? Şimdi bu gördüğünüz bitki ginkgo yaprağı biraz beyne benzer. İki loklu. Evet. 50 metre yüksekliğinde Çin'de, Japonya'da yetişen bir bitki. Artık Türkiye'de de parklarda, bahçelerde yetişir. Evet, kuruduğu için yaprakları kırılıyor. Ginkgo'ya mabet ağacı da denir. Yani bunu Güneydoğu Asyalılar kutsal bilmişler. Mabetlerde yetiştirdikleri için, çok değer verdikleri için mabet ağacı. Bunun birleşiminde binde iki, binde üç oranında, yüzde değil, binde o kadar az ginkoloidler içerir. Ginkoloid ne işe yarar? İşte pıhtılaşmayı önler. Yani damarların iç yüzeyinde oluşan plakları çözer, fosfolipidi çözer, böylece beyin hücreleri beslenir. Bu şuna benzer, tarlanız var, sulayacaksınız ama kanal yok. Neyle sulayacaksınız? Kanal açacaksınız ki tarlanızı sulayasınız. Yani sulanmasa ne olur? Kurur tarlanız, bitkiler de ölür. İnsan beyni de böyle, beyne bütün dokulara kan aktığı zaman yeterince besleyici, vitamin, mineral, enzim, glikoz fonksiyonları yerine gelir. 36 yaşında bir beyefendi, okulda süper öğrenci, birincilikle bitirmiş, iş hayatına atılmış. Fakat biraz da hanımı geçimsiz olduğu için çok yoğun tempo ile çalışıyor. Bir de eve geliyor, evde sürekli kavga, stres, geriliyor, iş yerinde geliyor, eve geliyor kavga vesaire vesaire. Adamcağızın artık şalterleri atmış ve Alzheimer'a yakalanmış. Bunamış. Delirmiş, kafayı bozmuş. Şimdi dediler ki birçok ilaç kullanmış. Hiç iyileşme olmamış. Bana dediler ki iyileştirebilir misin? Bilmiyorum dedim ya. Ne bileyim, Allah bilir. Benim yapacağım iş nedir? Adamlar araştırma yapmış. Klinik araştırması yapmış. Ne yapmış? Bu yine bir Almanca dergi. Ginkgo'nun bu yaprağı, şöyle beyin gibi, loplu, iki loplu. Ginkgo biloba, biloba iki loplu demek. Ginkgo ile ilgili araştırma yapılmış. Bunun birleşimindeki, yaprağının birleşimindeki etken maddeyle traje kapsüller yapılmış. 10.800 demans, yani Alzheimer, bunama hastası üzerinde denenmiş. 10.800 hasta tam 36 ayrı klinikte, toplam 36 ayrı klinikte hastalar tedavi edilmiş. Etkisi ispat edilmiş. Bunu ben bulmadım. Yani bulan bulmuş. Kimler bulmuş isterseniz bu ilim adamlarının da adını söyleyeyim. Profesör Doktor Arrigo, Profesör Doktor Dil, Profesör Doktor Gessner, Profesör Doktor Halama, Profesör Doktor Hofbeş, Profesör Doktor İsrail vesaire vesaire. Yani yüzlerce ilim adamı ortalama 36 klinikte 10.800 demans hastasını tedavi etmişler. Nasıl tedavi ediyor?
pıhtılaşmayı önlüyor. Damarlardaki daralmayı, sertleşmeyi önlüyor. Böylece tekrar vitamin, mineral, enzim akışı artıyor. Bu beyefendi 36 yaşındaki beyefendiye dedim ki bilmiyoruz. Klinik araştırmalara göre dünyada en çok bitkisel ürün, satılan ürün ginkgo ürünleri, damla drajeleri, sonra sarı kantaron gelir. Neden? İlkokuldan üniversiteye kadar okuyan herkesin ginkgo kullanmasında fayda var. Niçin? Hafızayı güçlendirir. Öğrenme kabiliyetini artırır. Beyni besler, zekayı güçlendirir. Yani dünyada bu alanda 10 numara en etkili bitki. Klinik araştırması var, belge var, bilgi var, deneyelim, bilmiyorum dedim. Biz ona iksir aloe vera jel, ginkgo forte, çok özel bir, bu forte özel bir formül. Ginkgo ekstraktı, alıç ekstraktı, altın başak otu ekstraktı, sarı kantaron, zeytin yaprağı vesaire içerir. Beyefendi 6 hafta kullandıktan sonra önce ne konuştuğu anlaşılmıyordu. Bir şeyler söyle. Sadece ailesi ve yakınları ne demek istediğini anlıyor. Başkası anlamıyor. Konuşma yetisini kaybetmiş. Anlaşılmıyor. Evet. 6 hafta sonra ne konuştuğunu başkası anlar hale geldi. 6 hafta içerisinde. Yani çok mükemmel bir gelişme oldu. Teşekkür ederler. Allah razı olsun. Artık yavaş yavaş sakinleşti. Yani anlaşılmadığı için kişi konuşuyor. Karşıdaki ona tepki vermediği için sinirleniyor, geriliyor, daha da strese giriyor. Daha da kötü oluyor. Almanya'da bir hanımefendi çalıştığı iş yerinde düşüp bayılmış. Bu da başka bir olay. 40 yaşlarında. Hastaneye kaldırdıklarında beyin ana arteri tıkanmış. %85. Beyne yeterince oksijen gitmediği için stresli, yoğun bir tempoyla çalışıyor. Düşüp bayılmış oksijensizlikten. Demişler ki biz ameliyat ederiz ama pıhtı kaçarsa beyni felç olur. Ömür boyu yatalak kalır veya sandalyeye bağımlı kalır. Ne yapacağız? İlaçla tedavi. İlaçla tedavi denemişler. Çare yok. Dedi ki ya siz bir sürü insanı tedavi ediyorsunuz. Bize de bir çare bulun. İnşallah bakalım görelim dedik. Biz ona iksir aloe vera jel ginkgo düşük tansiyon olduğu için artı biberiye. Biberiye forte. Bu da düşük tansiyonlar için ideal. Baştan ikinci gibi biberiye. Biberiye düşük tansiyonu olanlar için, yüksek tansiyonu olanlar içinse alıç. Katlama rahatsızlarında ideal. Kullandı. Hanımefendi 6 hafta sonra %85 olan şah damarındaki tıkanıklık %15'e düştü. Aa dedi ki ben iksir kullanmayacağım artık. İksir de sarımsak içeriyor. Sarımsak kokusu nedeniyle rahatsız oluyor. Bunda biraz sarımsak kokusu var. Sarımsak içerdiği için. İksirin birleşiminde limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longan, altın başak, otu, zeytin yaprağı, kalkule, karanfil içerir. Neymiş efendim? Beyin ana arteri açılmış. %85'ten %15'e düşmüş. Neymiş? Sarımsak kokuyormuş. E koksun. Ne olmuş yani? Sarımsak koksa ne olur? Değil mi? Sonuçta yani iyileşmiş. Bir ay yani daha devam et. Tamamen açılsın. Evet. 6 hafta sonra diyor ki bu bana yeter. %15 önemli değil. Önemli değil oğlum. O orada kalan %15'lik de olsa çok az bir tıkanıklık ne yapar? Zamanla bir yıl, iki yıl, üç yıl sonra devam edecek. Tekrar evet. Riziko. Yani biraz da cahillik var maalesef bizim insanlarımızda. Rahatladı mı? Tamam diyor bu bana yeter diyor sarımsak rahatsız. Böyle tuhaf bir durum da var.